Sevgili arkadaşlar, günaydın, merhabalar. Diferansiyel denklemler ders serisi devam ediyor. Bugün yine Laplace dönüşümünü diferansiyel denklem çözümü için kullanacağız. Bir önceki dersimizde aslında kullanmaya başlamıştık. İkinci dereceden lineer, homojen ve homojen olmayan ancak sabit katsayılı diferansiyel denklem çözmüştük. Şimdiye kadar hiç görmediğimiz yine ikinci dereceden lineer, homojen ve homojen olmayan ancak sabit olmayan yani değişken katsayılı diferansiyel denklemleri çözeceğiz. Bunun için Laplace dönüşümünü kullanacağız. Şimdi hiç lafı uzatmadan direkt örneğe geçiyorum. Şu soruyu çözeceğiz. T, y 2 üssü artı t eksi 2 y üssü artı y eşittir 0. Bu homojen başlangıç koşulumuz y 0 eşittir 0. Bu başlangıç koşulunu kullanarak tahtadaki diferansiyel denklemi çözelim. Öncelikle her iki tarafın direkt Laplace dönüşümünü uygulayalım. Her iki tarafa Laplace dönüşümü uygulayalım. T, y 2 üssü. Burayı da dağıtalım paranteze. Artı Laplace dönüşüm. T, y üssü. Eksi 2 tane sabit sayılar Laplace dönüşümünün dışına çıkabiliyordu. Artı y. Burada y t'nin fonksiyonu. Aşağıda ise S uzayına geçeceğiz. Sıfırın Laplace dönüşümü zaten sıfırdı. Evet, siz bunu biliyorsunuz. Şimdi bir türevi alınmış. Herhangi bir mertebeden, burada ikinci mertebeden türevi alınmış. T üzeri ne ile çarpılırsa sadece şunun Laplace dönüşümünü bilmemiz yeterli. Çıkan sonucu S'ye göre türev alacaktık. N 1 ise 1 kere türevi S'ye göre, 2 ise 2 kere türevi vesaire. Dolayısıyla burada artılık eksilik de önemliydi. N'nin katsayısı 1 ise eksi oluyordu, 2 ise artı oluyordu. Tek sayılar için eksi, çift sayılar için artı türevi geliyordu. Önceki derslerde bunları anlatmıştık. Dolayısıyla burası D bölü D, eksi D bölü D ise Y 2 üssünün Laplace dönüşümü olacak. Bunun Laplace dönüşümü aynı zamanda bunun Laplace dönüşümü eşit. Aynı şey buraya için de geçerli. Yine d bölü eksi d bölü d ise y üssünün Laplace dönüşümü. Eksi 2 tane y üssünün Laplace dönüşümü artı sadece y'nin Laplace dönüşümü eşittir. Sıfırın Laplace dönüşümü sıfırdı. Devam ediyorum. Peki y 2 üssünün Laplace dönüşümü neydi? S kare y ise eksi s y t eşittir 0 eksi y üssü t eşittir 0 bu kadar eksi d bölü d ise y üssünün Laplace dönüşümü s çarpı y ise eksi y 0 eksi 2 tane y üssünün Laplace dönüşümü aynı s y ise eksi y 0 artı y t'nin Laplace dönüşümü y'si eşittir 0 tamam mı? Pekala. Şimdi başlangıç koşulumuz arkadaşlar y 0 0 olarak verilmiş. Dolayısıyla burada y 0 0 olduğu için burası 0 olacak. Y üssü 0 da başka bir başlangıç koşulu. Onu vermemiş ama vermesine de gerek yok. Çünkü bu her neyse bir sabittir. S'ye göre türev aldığımız zaman 0 olacak zaten. Ondan dolayı buranın verilip ya da verilmemesinin bu problem açısından bir ehemmiyeti yok. Ancak burası da sıfır. Dolayısıyla burası türev alınca sıfır olacak. Burası sıfırdan farklı. Aynı şey burada sıfır. Burası sıfırdan farklı. Ve devam ediyor. Şimdi burada ise S'ye bağlı iki fonksiyon var. Birisi S kare, bir S'ye bağlı bir fonksiyon. Dolayısıyla çarpım türevi olacak. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikinci türevi çarpı birinci. Bu eksi işareti başta kalıyor zaten. Birincinin türevi 2S çarpı YS artı birinci çarpı İkincinin türevi. Bu kadar. Eksi aynı şey birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Eksi iki tane s y s. Burası sıfır. Başlangıç koşulu. Artı y s eşittir sıfır. Birazcık düzenleme yapalım şimdi. Burayı hatta şuradan başlatacağız. Şimdi önce d bölü ds parantezini alalım. Eksi s kare buradan gelecek. Eksi s'den buradan gelecek. Dolayısıyla eksi s parantezine s daha doğrusu eksi s kare
eksi s çarpımında dy bölü ds. Tamam. Şimdi geri kalana bakalım. Eksi 2s ys burada var. Eksi 2s ys de burada var. Ne yapar? Eksi 4 tane s ys. Eksi ys burada var. Artı ys burada var. Bunlar sadeleşir. 0 olur. Eşittir 0. Değil mi? Evet. Dolayısıyla burası da arkadaşlar. Şimdi burayı karşı tarafa atalım. Burayı eksi parantezine alalım ve s parantezine alalım. Yani eksi s parantezine alırsak s artı 1 dy s bölü ds eşittir. Karşı taraf 4 tane s ys. Bakın değişkenlerine ayrılabilen bir diferansiyel denkleme dönüştü. Öncelikle s'leri sadeleştirelim. Evet. Bakın arkadaşlar, burada önemli bir aşama kaydettik. Daha önceden diferansiyel denklemimiz böyleydi. İkinci derecedendi. Laplace dönüşümü uyguladıktan sonra bir kere diferansiyel denklem birinci dereceye dönüştü. Dahası değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemlere dönüştü. Ta adi diferansiyel denklemler de bu serinin ilk başlarını hatırlayın. Değişkenlerine ayrılabiliyorsa eğer, yani bağımlı değişken bir tarafa, bağımsız değişken eşitliğin bir tarafta toplanabiliyorsa, bu diferansiyel denklemi çözmek en kolay diferansiyel denklemdir. Çözümü çok kolaydır. Bir tarafta bağımlı değişkenleri topluyorsunuz, eşitliğin bir tarafına bağımsız değişkenleri topluyorsunuz, sonra her iki tarafı integre ediyorsunuz, diferansiyel denklem çözülmüş oluyor. Biz de bunu yapacağız. Bakınız, bir tarafta y'leri toparlayacağım. Diğer tarafta s'leri toparlayacağım. S, d, s'leri toplayacağım. Dolayısıyla her iki tarafı integre edince diferansiyel denklem çözülmüş olacak. O halde şöyle yapalım. Y, s'yi buraya alacağım. Bu eksi işareti beraber bunu karşı tarafa atma. Yani diferansiyel denklemi şöyle yapacağız. D, y bölü y karşı taraf eşittir. Eksi 4 tane s artı 1 d, s. Doğru mu? Yanlış. Eksi 4 tane ds bölü s artı 1. Şimdi doğru oldu galiba. Evet. Eksi işareti buraya attım. Dolayısıyla y'yi buraya attım. Ds buraya gitti. S artı 1 de paydaya gitti. Dolayısıyla her iki tarafı integre edeceğiz. Bu kadar. Bakınız. Bir de integrasyon sabiti gelecek. Onu da unutmayacağız. Öncelikle sol tarafın integrali ln y olacak. Y s'nin bir fonksiyonu. Şu anda çözümü s uzayında yapıyoruz. Hatırlayın. Dolayısıyla burası ln y olacak. Matematikçiler böyle mutlak değer koyarlar. Eşittir karşı taraf eksi 4 tane ln s artı 1 olacak. Hatta ln s artı 1 eksi 4 ise bunu şöyle de yazabiliriz. Ln y eşittir ln s artı 1 üzeri eksi 4 de yazabiliriz. Eksi 4 de şöyle olur. Ln 1 bölü s artı 1 üzeri 4 şeklinde de yazabiliriz. Artık bunu mutlak değer için yazmamıza gerek yok. Çünkü içerisi negatif olsa da çift kuvveti olduğu için hep pozitif olacak. Her tarafı ele, bir de artı c olacak. İntegrasyon sabiti c. Tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz logaritmik fonksiyonlarda ln a alfa ile ln beta'nın toplamı aynı zamanda ln alfa çarpı beta şeklinde de yazılabilir. Şimdi ben bu integrasyon sabitini c de yazsam bu bir sabittir. Buraya ln c de yazsam bu da bir sabittir. Ln c yazmam benim işime gelir çünkü bu ikisini birleştireceğim. Dolayısıyla burası aslında şöyle de yazılabilir. Ln c çarpı bu yani c bölü s artı 1 üzeri 4 şeklinde de yazabiliriz. Dolayısıyla ek tarafı e'nin kuvveti şeklinde yazarsak o halde ys eşittir c bölü s artı 1'in dördüncü kuvveti. Bakın problemi s uzayına taşımakla integrali daha kolay çözülebilir bir hale getirdik ve kolay bir şekilde çözdük. Şimdi biz tekrar t uzayına ama dönüş yapacağız. Ters Laplace dönüşümü yaparak
dönüş yapacağız. Şimdi burası Laplace dönüşümü tablomuzu hatırlayalım tekrar. Şöyle bir dönüşümümüz vardı eğer hatırladıysanız. Laplace t üzeri n. N burada doğal sayılar kümesi olmak üzere. N faktöriyel bölü s üzeri n artı 1'di eğer hatırlıyorsanız. Hatırlamıyorsanız lütfen Laplace dönüşümü tablosuna girin. Evet. Fakat burası s artı 1 de var. Ha, o zaman şu nasıldı peki? E üzeri alfa t çarpı t üzeri n neydi? Bu da n faktöriyel bölü. Bu sefer s eksi alfa üzeri n artı 1'di değil mi? Bakın bu dolayısıyla bu nasıl bir fonksiyon? Ters Laplace dönüşümü alırsak e üzeri alfa t üzeri n gibi bir şey olacak o halde. Ancak s artı 1 olmasını istiyorsak o zaman e üzeri eksi t olacak. E üzeri eksi t olacak. Dolayısıyla burası alfa eksi 1 olduğu için s artı 1 oldu. Benzetiyoruz şimdi. Peki neyi kaç seçmemiz lazım? 4 olduğuna göre neyi de 3 seçersek o zaman burası 3 faktöriyel olur. S üzeri 3 artı 1 4 olur. Benziyor mu? Neredeyse benziyor. Bir tek 3 faktöriyel şeyimiz var. 3 faktöriyel kadar farkımız var. Ancak yani 6. 3 faktöriyel dediğimiz şey de 6. Dolayısıyla burayı bir şekilde 6 ile çarpıp 6'ya bölebilirim ancak. Yani şöyle yapabiliriz biz bunu. YS eşittir. 6 tane C bölü 6 tane S artı 1 üzeri 4 yazsam hiçbir değişiklik yapmamış oldum. Çünkü bunu 6 ile çarpıp 6'ya böldüm. Şimdi arkadaşlar ters Laplace dönüşümü yapalım. YT eşittir. Ters Laplace dönüşümü YS. Diğer bir ifadeyle ters Laplace dönüşümü. Şimdi sabitleri dışarı alalım. İşimize yarayan sabitler içeride kalsın. Yaramayanlar dışarıda kalsın. Yaramayanlar C bölü 6. Ters Laplace dönüşümü. 6 bölü S artı 1 üzeri 4. Fakat C bir sabit, 6 da bir sabit, C bölü 6 da bir sabit. Değil mi? Buna yeniden C diyebilir miyiz? Hiçbir sakıncası yok. Büyük C olsun mesela. Dolayısıyla YT eşittir. C çarpı E üzeri eksi T tek yük. Bu diferansiyel denklemin çözümü bu. Gerçekten çözümü olduğunu test etmenizi istiyorum. Ne yapın? Bir kez türevini alın, bir kez daha türevini alın. İkinci türevini t ile çarpın, burada yerine koyun. Birinci türevini t eksi 2 ile çarpın. Sonra kendisini, hepsini toplayın. Sıfıra eşit oluyorsa o zaman bu gerçekten çözümdür demektir. Tamam. Bu şekilde doğru çözüm olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Evet, bu tip diferansiyel denklemleri ilk defa dediğim gibi karşılaşıyoruz. Ve çözdük. Arkadaşlar bir tane daha çözeceğim. Bu sefer homojen olmasın. Yani karşı taraf sıfıra eşit olmasın. Şöyle bir diferansiyel denklemimiz var. T, y iki üssü eksi t, y üssü artı y eşittir 5. Y sıfır eşittir 5. Başlangıç koşulda verilmiş olsun. Böyle bir diferansiyel denklemi çözünüz. Yine değişken katsayılı lineer ikinci dereceden bir diferansiyel denklem. Her iki tarafı tekrar Laplace dönüşümü uygulayalım. Her iki tarafa. T, y iki üssü eksi Laplace dönüşümü T, y üssü artı Laplace y, t. Burada tüm y'ler t'nin bir fonksiyonu. Eşittir
Laplace dönüşümü 5. 5'i dışarı alalım Laplace dönüşümünün. Laplace dönüşümü 1. 1'in Laplace dönüşümünü hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 1 bölü S'ydi değil mi? Laplace dönüşümü tablosunu hatırlayın. Türetmiştik zaten. Evet, aynı şekilde bunun da T 1 olduğu için eksi katsayısıyla beraber sonra Y2 üssünün Laplace dönüşümünü alacağız. O da S kare YS eksi S Y0 eksi Y üssü 0 eksi S'ye göre bir kez türevini alacağım. Bir eksi formüle vardı. En nihayetinde artı oldu. D bölü DS birinci dereceden türev olduğu için S Y S eksi Y0 T eşittir 0 kenki değer artı Laplace dönüşümü YT eşittir 5 bölü S olacak. 1'in Laplace dönüşümü S'ydi. 5 de dışarı çıktı. Burada arkadaşlar burası burası önce S'ye göre türev alalım. Burası bir sabit dolayısıyla S'ye göre türev az sonra 0'a eşit olacak. Eksi işareti kalsın. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Tamam. Bu kadar. Daha sonra bu eksi S'ye göre türev alacağız. Burada 5 değil mi? Y 0 5 eksi 5 ise S'ye göre türevi eksi 5. Bir eksi de burada vardı. Artı 5 olacak. Evet. Türevi alındı. 5 oldu basitçe. Artı birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Evet. Şimdi burada 0 olacak. Çünkü Y 0 5. 5 bir sabit. S'ye göre türevi 0 olacak. Artı y ise eşittir 5 bölü s olacak. S uzayındayız şu an. Evet arkadaşlar. Şimdi yine dy bölü ds parantezini alalım. Burası eksi parantezinde s kare pardon eksi parantez değil. Eksi s kare artı s dy bölü ds. Şimdi geri kalanlara bakalım. Eksi 2 tane S, Y, S. Eksi 2 tane S, Y, S. Eksi 2 tane S, Y, S. Burada var. Bir tane Y, S, bir tane Y, S de burada var. Artı 2 tane Y, S burada var. Artı 5 var burada. Artı 5'i de bu tarafa götürürsek eksi 5 olur. Burası eşittir. 5 bölüse eksi 5 olur. Değil mi? Burada payda eşitleyelim. S'ye kal sadece. 5 eksi 5 ise bölüse 5 parantezine alırsak 1 eksi S bölü S olur. Değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar burası YS, burada YS parantezine alalım bir kere. Bir kere burayı S parantezine alalım. Burayı S parantezine alırsak eksi S artı 1 olur. Ya da 1 eksi S. DY bölü DS. Burayı YS parantezine alırsak artı YS parantez artı 2 tane YS parantezine alırsak burası 1 eksi S artı 2 tane böyle olur. Eşittir 5 tane 1 eksi S bölü S. Doğru mu yaptım? Beraber kontrol edelim. 2 tane YS eksi 2 tane S YS. 2 tane S YS. Evet. Parantezler böyle doğru alındı. Şimdi arkadaşlar bu değişkenlerine ayrılabilir tipte bir diferansiyel denklem değil. Bunu değişkenlere ayıramıyoruz. Ondan dolayı farklı bir metot uygulamamız lazım. Ama öncelikle D bölü DS'yi yalnız bırakalım. Çünkü 1 eksi S'ler burada sadeleşiyorlar. 1 eksi S her iki tarafı 1 eksi S'ye bölersem bu sadeleşir. Bu sadeleşir. Bu da sadeleşir. Burada sadece S kalır. Dolayısıyla böyle olur. D bölü DS her iki tarafı S'ye de böleyim. Artı
2 bölü S YS eşittir 5 bölü S kare olur. Evet. En nihayetinde en sade haliyle böyle yazdık. Şimdi dediğim gibi bu değişkenlerine ayrılabilen bir diferansiyel denklem değil. Dolayısıyla farklı bir teknik kullanmamız lazım. Ya bunu tam diferansiyel denklem olup olmadığını kontrol edeceğiz. Tam diferansiyel denklem değilse tamamen çevireceğiz vesaire. Ya da integrasyon faktörü kullanacağız. İntegrasyon faktörünü ben tercih ediyorum. Arkadaşlar şöyle bir diferansiyel denklemimiz varsa. Y üssü artı Px çarpı Y eşittir Qx şeklinde bir diferansiyel denklemimiz var idi ise hatırlayın. Bu integrasyon faktörü hesaplıyorduk. O da E üzeri integral Px dx'ti. İntegrasyon faktörünü hesapladıktan sonra denklemin her iki tarafını integrasyon faktörüyle çarpıyorduk. Daha sonra her iki tarafı integre ediyorduk. İntegrasyon faktörüyle çarpılırsa burası değişkenimiz x'ti. Burası integrasyon faktörüyle y'nin tam çarpımının türevi olmuş oluyor. Geri kalan kısım da I çarpı Qx idi. Sonra her iki tarafı dx'e göre integre ediyorduk. Dx'e göre integre edince türevi almış bir fonksiyon tekrar integre edersek parantez içerisinde neyse o kalıyordu. Eşittir integral ki integrasyon faktörü x'in bir fonksiyonu idi. Ve en nihayetinde denklemimizin çözümü 1 bölü integrasyon faktörü integral Ix Qx dx. Şimdi bu seriyi baştan itibaren takip edenler bunu hemen anladılar. Eğer siz izleyicilerden integrasyon faktörünü bilen yoksa bu dersin serinin ilk sayfalarına gidin, ilk derslerine gidin lütfen. Orada integrasyon faktörünü anlatıyoruz. Onunla ilgili bol bol sorular çözüyoruz zaten. Dolayısıyla bu bakın ona benziyor. Burası değişkenimiz S. D bölü DS artı PS çarpı YS eşittir QS. Tıpkı değişkenimizin X olduğu durumdaki gibi. Dolayısıyla böyle bir diferansiyel denklem. İntegrasyon faktörünü şimdi hesaplayalım. Burada integrasyon faktörümüz Y'nin katsayısı. O da 2 bölü S idi. Px dediğim, ps dediğim 2 bölü s olduğu için integrasyon faktörü s'nin bir fonksiyonu olacak. E üzeri integral 2 bölü s ds olacak. Bu da 2 dışarı çıksın. İntegral ds bölü s. O da e üzeri ln s 2 tane ya da e üzeri ln s kare. E üzeri ln bu fonksiyon neyse odur. Dolayısıyla s kare. O halde integrasyon faktörümüz s kareymiş. Şimdi denklemin her iki tarafı integrasyon faktörüyle çarpalım. S kare dy bölü ds artı s kare ile çarparsak bir s alt aşağıda var. S'lerde bir tane sadeleşir. 2 s y s olur. 2 s çarpı y. Eşittir. S kare ile çarparsak s kareler sadeleşir. Sadece 5 kalır. Şimdi bakın arkadaşlar. Burası aynı zamanda dikkat edin d bölü ds s kare ile y'nin çarpımının türevi değil midir? Çünkü birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikinci türevi. Şimdi her iki tarafı s'ye göre integre ediyoruz. Farklı bir renk kullanayım eğer gözüküyorsa. 5 de sabit olduğu için integral dışına çıktı. Dolayısıyla burası direkt s kare ys'dir. Karşı taraf 5s. Buradan ys eşittir. 5s bölü s kare 5 bölü s oldu. Ne kadar basit çözüldü gördünüz mü? Dolayısıyla s uzayında diferansiyel denklemi çözdük. Peki ters Laplace dönüşümünü alalım. O da T uzayına geçişi sağlar. 5 dışarı çıktı. 1 bölü S. Arkadaşlar 1'in Laplace dönüşümü 1 bölü S ise 1 bölü S'nin ters Laplace dönüşümü 1'dir. Basitçe 1. 5. Yani 1, 5'e çarptık.
5 oldu. Dolayısıyla YT eşittir basitçe 5'miş. 5 T üzeri 0 tabii. T, yani T'nin direkt bir fonksiyonu değil ama ancak 5 sayısı burayı sağlıyormuş. Çünkü 2 kere türevin altı 0 olur. Bir kere daha 0 olur. Y yerine 5 koyarsanız 5 eşittir 5 olur. Başlangıç koşulu da 5'miş. Bu diferansiyel denklemin böyle bir çözümü varmış. Tamam. Evet arkadaşlar. Böyle bir sorudan sonra bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalınız.